Evet. Bir sonuç o orayı da değerlendirmeni zaten isteyecektim. Önemli bir konu bu. Şimdi Durup dururken niye böyle Suriye, hani AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiç öyle Suriye'ye yönelik açıklamalar falan yapmazdı yani, işte yok yok deyip dururdu. Zaten Esad da açıklamaları var. Zaten görüşmek istemiyoruz yani, dediğini de biliyoruz. Sen de zaman zaman işte yaptığımız programlarda açıkladın. Nedir bu işin aslı, özü Recep, nedir? normal bir sürtüşmenin masa başında barışmaya dönüşmesi gibi bir şey değil ki bu. Bu savaşta 150 bine yakın askerini kaybetti Suriye. 30 bin çocuk öldü. Yaklaşık 500 bin civarı sivil halk öldü. Yani bu kadar bedeli ağır sanayisi çöktü. Fabrikaları çalındı. İnsanları ferem darmadağın edildi. Kentleri yıkıldı. Böylesine bir savaşın müsebbibi olarak görünen AKP iktidarıyla kolay kolay masaya oturmayacağını beklemek gerek. İkincisi, İran'daki görüşmede Rusya'nın bir baskısı var tabii şey diye. Yani sürecin normalleştirilmesine dönük Türkiye'nin de bir şeyi var. Sonuçlar bir iki güne kadar çıkar ortaya. Ama Suriye'nin şartı, Türkiye'nin işgal ettiği topraklardan çekilmeden biz diğer konuları konuşmayız şeklinde idi bildiğim kadarıyla. Bunda bir değişim olacağını beklemiyorum. Yani yine aynı noktada olacaktır. Ama bugün ya da yarın İran'daki görüşmelerin sonucu ortaya çıkar. Mesela artık şey yani bayramdan sonraki süreçte Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin süreç hızlanacağı için seçim gündemiyle Türkiye artık yoğunluklu olarak meşgul olacağı için biraz daha geri plana itilecektir diye düşünüyorum. Suriye ve Orta Doğu'daki diğer sorunlar çünkü Orta Doğu ve diğer yani Suriye sorunu da dahil olmak üzere diğer sorunların tamamı da Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla birebir ilgili olarak insanlar tarafından değerlendirmekte. Ben de öyle bakıyorum yani AKP'nin iktidardan uzaklaştırıldığı bir süreçte artık birçok sorunun çözüm kapısı da aranmış olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Yani aslında Türkiye'deki seçimler aynı zamanda Orta Doğu'daki gelişmeleri de, çünkü çok farklı düşünen yani siyasal bir iktidar gelecek. Eğer Sesin ki gitti göz bence. gibi gidişat çok farklı düşünen, çok farklı düşünen bir siyasal iktidar da gelecek. Yani o gelişmeler, Türkiye'deki seçimler orayı da etkiliyor. Yani oradaki gelişmeleri de, Orta Doğu'daki gelişmeleri de etkiliyor diyebilir miyiz? Etkileyecek. Ki diyebiliriz ki bunu hep söyledik. Yani Türkiye artık Erdoğan Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktı. Artık bölgesel bir sorun. Yani İran için sorun, Irak için sorun, Yunanistan için sorun, Suriye için temel sorun. Yani artık bölgenin sorunu olmaya doğru yöneldi. Artık Erdoğan'ın gidişi sadece Türkiye'yi rahatlatmayacak. Bölgeye de barışın gelmesine önemli bir katkı sunacak. Bölgedeki pek çok ilerici unsur da sürece böyle bakıyor. Erdoğan meselesine böyle bakıyor. Peki bu süreç şimdi, tabii bu gidişat, özellikle İran'la, Rusya'nın İran ve Türkiye ile birlikte görüşmeleri, bu sonuçtan buradan ne çıkacak göreceğiz, ayrıntıları öğreneceğiz bir biçimiyle, ama sonuç itibariyle bir çözüme yönelik mi? Bu arada Rusya'nın da tabii şu anda Rusya savaşı var ve ilginç gelişmeler yaşanıyor. Batı burada tabii ikiyüzlü davranıyor, ben açıkça da söyleyeyim. Yani Batı ikiyüzlü davranıyor bu konuda da. Onu da söylemiş olalım. Gaz da önemli bir nokta. Tam bu karmaşanın arasında, yani herkesin sorunun olduğu bir ortamda ne gözüküyor sence? Ne olur? Bence Ukrayna'daki süreç istenildiği şekilde ilerliyor zaten. Yani Rusya daha kısa sürede ve daha etkili bitirmek isteseydi süreci çok daha şiddetli saldırabilecek askeri güce sahip. Ben hep söylüyorum Ukrayna'ya İdlib'e saldırdığı sertlikle saldırmadı bile. Ya yani İdlib'e hatırlarsan bu 36 askerin öldüğü süreçte ta Hazar Denizi'nden füze attı vurdu. Yani İdlib'deki belli noktaları. İşte Akdeniz'den bilmem ne attı vurdu falan. Bu yoğunlukta bile vurmadı Ukrayna'yı. Yani askeri tesisler dışında sivil alanlara yönelik daha hiçbir yaptırım
yapmaya yönelmedi. Hiçbir askeri operasyona yönelmedi. Bence istediği şekilde gidiyor. Odessa limanına, Odessa kentinin Akdeniz'e, Karadeniz'e açılan bölgeye ele geçirdikten sonra da bence aldığı bölgeyi sağlamlaştırıp ilerlemeyi durduracaktır diye düşünüyorum. Zaten Avrupa'da ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani işte bu kış Almanya'da sanıyorum bir açıklama yapılmıştı. Dün gördüm, gözüme çarptı. Evet evet, yani Avrupa böyle Almanya'da durum çok kötü. Rusya kesecek hızı diye. Evet yani kesebilir. Ama ben keseceğini çok düşünmüyorum. Yani çok zor da değil çünkü şeyde. Sıkışmış değil, zor da değil. Yani istediği şekilde süreci götürürken böyle bir hamleyi de yapmasının bence bir anlamı yok. Yapacağını da düşünmüyorum ama onu da bir tehdit unsuru olarak elinde tutuyor. Çünkü Avrupa çok ikiyüzlü davranıyor bu süreçte Ukrayna meselesinde. Yani ABD'nin Ukrayna'yı NATO üssü şekline dönüştürmesi, çabuk dönüştürmek isteme çabasına son verene kadar bu süreç devam edecek ki Ukrayna vazgeçtiğini açıkladı zaten NATO'ya katılmaktan. Oraya askeri üs kurulmasından da vazgeçtiğini açıkladı. Şimdi AB'ye katılma meselesi var herhalde. Odessa kentini de aldıktan sonra ben Rusların ilerlemeyi durduracağını düşünüyorum. Tabii bir de bir tarafta da şeyi de unutmamak gerekir. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine onay veren Türkiye'ye karşı da bir misilleme yapma hakkını elinde tutuyor her zaman Rusya. Bunun hesabının da yani bir adım atar mı sence? Yani düşünüyorum var. F-16'lar var. Yani evet. Orada da bir şeylik var. Dürüst olmama. Yani yok biz masa başında bilmem ne yaptık diye yaygara basıp sonradan tekrar. Yani bizim diplomatlarımız falan da yok. Ben de 40 yıllık gazeteci olarak yani açıkça da söyleyeyim o kadar diplomatlarımızı tanırım. Yani büyükelçilerle ilişkilerimiz oldu geçmişte. Ama şimdi öyle bir şey ki ya sözüne güvenilmeyen, inanılmayan bir Türkiye durumundayız. Ne dersin? Yani güvenilebilecek hiçbir şey bırakmamışız. Geçen de söyledim sanıyorum. Rusya'da 17 Ekim devriminden sonra kapatılmayan iki tane kurum vardı. Bir tanesi hariciye kurumuydu, yani diplomatları yetiştiren okulu kapatmadılar, kurumu kapatmadılar. Birisi de askeri akademiydi. İki kurumu kapatmadı devrimden sonra sosyalistler Rusya'da. İki önemli kurumdur bu. Bizde ise AKP iktidara geldiği anda hariciyeyi dağıtmaya başladı. Geleneklerini yok saydı, birikim ve tecrübelerini yok saydı. Cahil cuhale adamları temsilci ve konsolos elçi olarak sağa sola gönderdi. Hatta Türkiye'de hırsızlıkla nam salmış kimi kişileri de elçi olarak yurt dışına gönderdi. Göndermekten imtina etmedi. Yani tamamen geleneklerinin dışında davrandı dış politikada. Bunun da ağır bedelleri var. Bunun adı ağır bedellerini de ödüyor. Faize para bile bulamayan Türkiye noktasında şu an. Bir söylenti var, ne kadar doğru bilmiyorum ama bu ayki ödemeleri yapamaz ise, faizler ödeyemez ise Türkiye, iflasını isteyeceği söyleniyor. İngiliz finans kurumlarına bir aylık ödediği faizler var. Onda çok ciddi sıkıntı yaşadığı söyleniyor. Onu ödememesi durumunun iflas olduğu, iflasını istemesi gerektiği söyleniyor. Yani artık ne sözüyle para pul alabiliyor, ne sözüyle siyasi güvenceler verebiliyor. Bence artık emperyalizm, yani kapitalizm Erdoğan'ı çizdi attı. Yani kaynaklarını da kesti. Onlar da bu bir yıllık sürecin bir şekilde tamamlanmasını, hatta biraz daha yıpranarak, lime lime dökülerek gitmesini bekliyorlar. Burada şunu çok açık ve net belirtmek gerekir ki, her fırsatta söylemek gerekir. Gitmez diye bir şey yok abi. Yani bunu çok yaygın kullanıldığını görüyorum. İşte gitmez, çatışır, iktidarı bırakmaz, eşek gibi, pardon, gidecektir. Yani kim seçimi kaybediyorsa iktidarı bırakıp gitmesini de bilecektir, gidecektir. Yok gidemez, çatışır, batışır, bilmem ne yapar. Bunların hepsi hikaye ve bir algı oluşturmaya dönük. Yani toplumu korkuyla biçimlendirmeye yönelik söylemler. Seçimi kaybedip de gitmeyen Türkiye'de hiç kimse olmamıştır. Dünyada hiç kimse olmamıştır. AKP de seçimi kaybettiğine kuzu kuzu gidecektir. Yani o gitmeyecek şeyini söylemine çok katılmamak gerekir. Çok seslendirilmesine de izin vermemek gerekir. Nasıl ki İstanbul'u teslim etti kaybettiğinde, hiç gıkını bile çıkartamadı. Önemli olan burada ciddi farkı yemesiniz. Yani fark. Şu anda fark %30, %70
çepelinde. Kapatılacak bir fark değil. Hızla da geriliyor, hızla da açılıyor bir fark. Yani AKP tarihsel misyonuna, yani %12-13 oy bandına, Türkiye'de siyasal İslam'ın oyu vardı bu kadar. Çekilene kadar da bu gerileme sürecektir diye düşünüyorum. Tabii buna da bir son dönemde bir cehalet oyunu eklediler. 7-8-10 ise %20 bantında kalır. %20'nin üstündeki her oy AKP için fazla bir oydu. %20'lik muhalefet gibi AKP ikinci ana kurulmaya hazırdır. Yani